Merhaba arkadaşlar. O merkezli bir çeyrek çember. KLM'ne bir kare ve bizden bir dik üçgenin çevresini soruyor. Önce N noktasından bir dikme indirelim. Ardından alfa ve teta açılarımızı yerleştirelim. Alfa ve teta açıları toplamı 90 derece. Ve açılarımızı tekrar yerleştirmeye devam edelim. 90 derece tamamlarsak alfa ve teta açıları oluşur. Ve dikkat edersek dik üçgenlerin her üçte eş üçgenler. Dolayısıyla Teta'larının gördüğü kenar uzunlukları aynı kenar olmak zorunda. Ve diğer üçgende de yine teta'nın gördüğü kenar uzunlukları eşit olmak zorunda. Ve daha sonra merkezi ne notasını birleştirdiğim zaman yarı çap 3 ve 2'nin toplamından 5 birimdi. Ve daha sonra 3, 4, 5 üçgeninde 4'e tamamlarsak şu arada kalan uzunluğumuz bir birim olur. Ve yine eş üçgenler yardımıyla alfaların gördüğü kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorundaydı. Ve yine aynı şekilde eş üçgenlerden alfanın gördüğü kenar uzunluğu bir birim oldu. Yani dik üçgenimizin bir dik kenarını bulduk bir birim. Ve ardından yarı çap uzunlukları birimleşti olacağından HB uzunluğu da bir birim oldu. Ve dik üçgenimiz aslında bir ikiz kenar dik üçgen oluştu. Ve Pisagor bağıntısını yaparsak MB uzunluğu ise buradan kök 2 birim olarak çıkar. Ve çevre ise 2 artı kök 2 birim olarak çıkar.